O insafsız, kararlı ve ölümcül. O gelmiş geçmiş en büyük askeri taktisyenlerden biri. Parlak bir stratejist ve onun emrinde adamlar var. Öldürmeye veya ölmeye hazır. Hepsi Yunanistan'ın zaferi için. O Büyük İskender. Milattan önce 4. yüzyılda İskender bilinen dünyanın yarısından fazlasının hükümdarıydı. Ama o bununla yetinmiyor. İmparatorluğunu genişletmek isteyen İskender yeni fetihlere gözünü dikmişti. Hindistan'a. Bu Yunanlı lidere engel olan sadece iki şey vardı. İki devasa nehir ve 750 bin Hintli asker. Milattan önceki savaşlar. İskender, savaşın efendisi. Milattan önce 331, Erbil Savaşı. Yaklaşık 50 bin Yunanlı kadim düşmanlarıyla çarpışıyor. Perslerle. Yüzyıllardır bu iki süper güç birbirini boğazlayıp durdular. Yunanlılar bire karşı iki azınlıktalar. Ama bu Ekim gününü zaferle bitirecek ve tarihin seyrini değiştirecekler. Zaferi 25 yaşındaki komutanın taktiksel yeteneğine borçlular. Büyük İskender. Şu anda devir onun devri. İskender'in etrafında onu olduğundan büyük gösteren bir hale vardı sanki. Yakışıklıydı, kaslı bir yapısı vardı ve olağanüstü karizma sahibiydi. Askerleri neredeyse ona tapıyordu. 5 yıldan kısa sürede Yunanistan'da yaptığı planla Pers ülkesini işgal edip imparatorluğu yıktı. 5 yılda bütün muhaliflerini bastırıp günümüz Irak'ında bulunan Erbil Ovası'nda Pers ordusundan arda kalanları da yok etti. Sonra da Fatih olarak Pers ülkesine imparator oldu. O büyük bir komutandı. Bazıları İskender'in büyüklüğünün soyundan gelme olduğu fikrinde. Onlara göre baba tarafından Herkül'ün, anne tarafındansa Aşil'in akrabası. İskender'in imparatorluğu artık Yunanistan'dan Mısır'a ve günümüz Afganistan'ına kadar uzanmakta ve dünya tarihinin en büyük ülkelerinden biri. Ne var ki İskender'in güç ve şan, şeref iştahı doyurulabilecek gibi değildi. Perslileri alt etmesinin üstünden 5 yıl bile geçmeden İskender yeni bir rakibe gözünü dikmiş bile. 32 bin savaşla pişmiş askerini İndus Nehri'nin kıyısına getirdi. Yeni hedefine saldırmak için hazır. Hindistan. Daha 30 yaşını bile gelmemiş olan İskender'in son 8 yılı çok yoğun geçmişti. Artık Pers İmparatorluğunu kanlı savaşlarda alt ettikten sonra Pers ülkesinin Fatih İmparatoru'ydu. Mısır'ın Firavunu'ydu ki orada kılıcını çekmesi bile gerekmemişti. Mısırlılar teslim oluvermişti. Şimdi ise Hindistan'ın kapısına dikilmişti. Coğrafi ve taktik açıdan baktığımızda Hindistan'a girebilmek için iki dev nehri geçmek gerekiyordu. İndus ve Hidaspis nehirlerini. Çoğu ordu için bu nehirler aşılacak gibi değildir. Ama öngörü ve planlama gücü efsaneleşmiş olan İskender için değil. 2 yıl öncesinden gemi yapımcılarına Suriye kıyılarına gelmeleri ve askerlerini İndus nehrini geçireceği gemilerini inşa etmeleri emrini vermişti. İskender İndus'u bir kez geçti mi, Taksila kralı Ambi ile kapışması gerekiyordu. Taksila, İndus ve Hidaspis nehirleri arasında uzanan Pencap ülkesinin başkentiydi. Ambi iki şeyden birini yapabilirdi. Savaşabilir ve şehrinin yerle bir edildiğini görüp idam edilebilirdi.
İskender, ibret olsun diye muhalif ve rakiplerini yavaş ve acı dolu işkenceyle halkın gözü önünde idam ettirmesiyle ünlüydü. Diğer yapabileceği ise boyun eğerek şehrini ve hatta belki de tahtını korumaktı. Ambi akıllıca bir seçim yaptı. İskender nehri geçti, Taksila'yı kolayca zapt etti ve orayı Hindistan işgali için ileri üs olarak kullanmaya karar verdi. Bir sonraki engel, ikinci nehri Hidaspis'i geçmekti. 165 kilometre ötedeydi. Ama İskender bunu önceden hesaplamıştı bile. Ordusu iki nehir arasındaki 165 kilometrelik mesafe boyunca tekneleri tek parça halinde taşıyabilecek halde değildi. O nedenle tekneleri parçalara ayırıp parça parça taşıdılar. Bunlar bir anlamda portatif diyebileceğimiz teknelerdi. Çerçeveleri taşınabilir haldeydi. Nehre varıp da geçişe hazırlanma zamanı gelince birkaç gün önceden bir araya getiriyorlardı. İskender'in Hidaspis nehrine varması 2 ay sürmüştü. 23 bin piyade ve 9 bin süvariden oluşan sadık bir orduydu. Çoğu ta baştan bu yana İskender'le birlikteydi. Kişilik gücünün ve şan şeref hayallerinin büyüsüne kapılmışlardı. Şeref ve kişisel şan için savaşıyorlardı. Aralarında anlatıp durdukları efsaneler, Agamemnon'dan Aşil'e, Herkül'e yıllardır anlatıla gelen büyük savaşçılardır. Anlayacağınız İskender için kahramanlık kavramı, profesyonel bir savaşçı, sürekli daha fazla şan ve şeref peşinde koşmaktı. Bir diğer deyişle sanırım bu onların yaşam tarzıydı. Bunu kimse inkar edemez. İskender'in Hidaspis nehrini geçer geçmez karşısına dikilecek olan düşman en az onun kadar gururlu ve cesur bir savaşçıdır. Hintli kral Poravalı Porus. Porus'un uzun soy ağacı savaşçı krallardan oluşmaktadır. 1.90'lık boyuyla Porus M.Ö. 4. yüzyıl için bir devdir. Her zamanki tavrıyla İskender önce diplomasiyle galip gelmeye çalıştı. Porus'a ulak gönderip onunla oturup konuşmayı önerdi. İskender aslında ona uysalca tahtını terk edip haraç ödemeyi öneriyordu. Porus teslim olmayı reddetmekle kalmadı. Düşmanı İskender'i teke tek dövüşe bile davet etti. Cevabında, evet seninle buluşacağım ama savaş meydanında demişti. Porus krallığını her ne pahasına olursa olsun savunmaya hazırdı. Porus'un emrinde 30 bin piyade, 2 bin süvari ve 300 de savaş arabası vardı. Ne var ki bir şey daha vardı ki ne İskender ne de Yunanlılar onu hiç görmemişlerdi. Bu savaşa hazır 200 savaş filiydi. Fil, Hint ordusunun elindeki çok gelişmiş bir savaş silahıydı. Bir fili eğitmek 10 yıl sürüyordu. Ve bu filler çok ama çok iyi eğitilmişti. İsimleriyle çağrıldıklarında tepki veriyorlar, ıslıkla komut alıyor ve savaşıyorlardı. Şimdi birlikte hayal edelim. Porus, Hidaspis nehrinin doğu yakasında ve İskender'in geçişine engel olmaya kararlı. Batı yakasında ise İskender'in ordusu var. Arada ise oldukça geniş ve derin hırçın akan Hidaspis nehri var. İskender büyük bir ikilemle karşı karşıyaydı. 32 bin kişilik ordusunu azgın akan nehirden geçirecek ve aynı esnada sürpriz yapmayı da nasıl başaracaktı? Evet ama nasıl? Porus'un burnunun dibinden geçmeye kalkışsa askerleri hedef tahtası gibi olacaktı. Hint ordusu kolayca nehrin ortasında onları ok yağmuruyla telef edecekti. İskender iyi bir taktik uygulamak zorundaydı. İşte tam da bu esnada Porus'la girişeceği karşılıklı kedi fare oyunu gerçekten de inanılmazdır. Tereddütün varsa kandır ve aldat. O da lojistik ikmal hatlarından tahıl getirilmesi emrini verdi. Tahıllar gelmeye başladı. Bunun amacı psikolojikti. Zaman da ona müsaitti. Bahar sona erip yaz gelmekteydi. Bu davranışı yorumladığımızda anlayacağımız nehir yavaşlayıp sığlaşıncaya kadar onu geçmeye ve saldırmaya niyetleri olmadığıdır, değil mi? Porus gelecek mevsime dek nehri geçemeyeceklerine ikna olmuştu. İskender adamlarına hareket emri verdi. İkinci aldatmaca ordunun bazı unsurlarını, özellikle de süvariyi ve biraz da piyadeyi nehir boyunca bir aşağı bir yukarı yürütmekti.
Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Başlarda bu size ne anlatır? Siz Porus olsanız, aklınıza gelecek ilk şey, geçecek yer aradıkları olur. Bu iyi işte dersiniz. Nereden geçeceğini anlar, orada ona saldırırım. Porus da işte tam böyle düşündü ve ordusunu alıp karşı kıyıda onu izlemeye koyuldu. Porus, Yunan ordusunun hareketlerini tüm güçlerini kaydırarak aynıyla taklit etmekteydi. Bu bir ya da iki hafta sürdü. Ancak İskender hep kampına geri dönüyordu. Porus bunun saçmalık olduğuna karar verdi. Geçecek bir yer arıyor olabilirdi. Ama ne olursa olsun, bütün ordumu onun gibi yukarı aşağı yürütmeme gerek yok diye düşündü. Böylece yürüyüşlere son verip, nehrin karşı yakasına nöbetçiler yerleştirmeye karar verdi. İşte bu tam da İskender'in ona yaptırmak istediği şeydi. Anında iyice hesaplanmış savaş planının ikinci adımına geçti. Görev ateşler yakmak, gürültü çıkarmak ve her gece dikkat çekmektir. İskender'in yaptığı Porus'un ordusunu nehir boyunca duydukları sese alıştırmaktı. İskender çok büyük bir taktik avantajı elde etmişti. Bu ne miydi? Ordusunun nehir boyunca düşmandan taktik bir tepki görmeden hareket ettirebiliyordu. Aslında düşmanının gerginliğini azaltmıştı. Yani Porus ve ordusunun dikkati kesinlikle dağılmıştı. Ve savaştan gitgide daha da uzaklaşıyordu. Sonunda iki ay geçtikten sonra gecenin karanlığında İskender bir grup askerini kamptan çıkarttı. Artık istenen kıvama getirilmiş olan Porus durumun farkına bile varmadı. İskender asla nehri geçmek için beklemeye niyet etmemişti. Şimdiye kadar yaptığı Hintlilere sezdirmeden nehri geçmek için gerekli ortamı hazırlamaktı. İşte böylece taktik üstünlüğü de elde etmiş olacaktı. Bu kesinlikle çok zekiceydi. Tam olarak nereden geçeceğini biliyordu ve o gece geçişi yapacaktı. Yaptığı 10 bin piyadesini, 6 bin civarında Yunanlı süvariyi ve 1000 kadar da atlı okçuyu alarak nehir kıyısınca 25 kilometre ilerlemekti. Ne var ki bu geceki nehir geçişinin şaşırtacağı tek kişi Porus değildi. İskender için Hidaspes nehri kendi sürprizlerini de hazırlamıştı. Milattan önce 326 yılında bir gece yarısı. Büyük İskender yaklaşık 20 bin askerini Hindistan'daki azgın bir nehirden karşıya geçirmek üzere. Bu hazırlanması 2 ay sürmüş olan bir sürpriz. Saatler evvel İskender ordusunu Hidaspes nehri boyunca ana kamptan 25 kilometre öteye yürütmüştü. İşte geçeceği noktada buradaydı. İskender'in ordusu iyi eğitimli, deneyimli bir savaş makinesiydi. 10 yıla yakın süredir her bir çatışmayla bilenmiş ve daha iyi savaşır hale gelmişlerdi. En büyük sınavları 3 yıl öncesinde Orta Asyalı göçebeler karşısındaydı. Savaş, İskender'in imparatorluğu sınırlarındaki günümüz Afganistan ve Pakistan'ındaki Baktriya ve Sogdiana'da iyice kızışmıştı. İskender'in eyaletleriyle olan sorunu, en doğudaki eyaletlerde ulusların değil, birbirini boğazlamakla meşgul etnik kabilelerin bulunmasıydı. Günümüzde Pakistan ve Afganistan'da hala devam eden durum gibi. Dolayısıyla o da bu kargaşalara son vermek için harekete geçti. Orta Asyalılar Hazar Denizi kıyılarında yaşayan göçebe ve kırsal kabilelerdi. Çok iyi nişancıydılar ve çok sertlerdi. Afganistan'ın Yalçın Dağları'ndan gelmişlerdi. Vurkaç Savaşı'nın üstadı atlı askerlerdi. İskender de ordusu da bu tür savaşla baş edecek ne eğitime ne de silaha sahiptiler. Yunan stili hep birlikte bir falanks içinde hareket etmekti. Yani ard arda dizilmiş yan yana düzende ilerleyen savaşçılar halinde. Ne var ki bu yeni düşman, bu Orta Asyalı kabilelerin gerillaları ve atlı okçuları yıldırım gibi ölüm yağdırıyorlardı. Bu atlıların her şeyi hafif ve hareketliydi. Düşmanı ok ve mızrak yağmurlarıyla yıpratıyor ve hızla geri çekiliyorlardı. Bu yeni tür tehditle başa çıkabilmek için İskender ordusunu yeni baştan yapılandırarak bu hafif süvarileri ordusuna kattı. Sonuçta ordusunu Pers unsurları katarak baştan yapılandırdı.
Artık Pers hafif süvarisiyle ordusu hafiflemişti. Bazıları ağırdı. Ancak çoğunluk artık hafif süvari ve piyadeydi. Bu savaşta pişmiş, daha hareketli ordu, tam da İskender'in Hindistan'ı fethetmek için ihtiyaç duyduğu şeydir. Doğu eyaletlerinde 2 yıllık bir gerilla savaşı yürütüp başarı kazanan İskender, artık gözünü Hindistan'ın daha da doğusuna dikmişti. Yine de karşısındaki düşmanın zorlu olduğunun gayet iyi farkındaydı. Hintli Kral Porus'un ordusunun uzun ve kanlı bir tarihi vardı. O çağlarda Hindistan 16 yöresel krallığa bölünmüştü ve her biri üstünlük sağlamak peşinde olduğundan aralıksız savaşıyorlardı. Savaş, politik ilişkilerin standart haliydi. Bir kral iktidara geldiği anda komşularına saldırmaya başlardı. Hindistan'ın savaş geleneği 1000 yılı aşkın bir süre öncesine, Aryan kabilelerinin Avrasya'ya ilk varışlarına dayanır. Bu tarihin en büyük göçlerinden biri. Bu insanların gerçekte neye benzediğini görmek istiyorsanız, televizyonunuzu açıp Afgan kabilelerine üye insanlara bakın. Oranın kuzeyinde yer alan sıra dağlarda 18. yüzyıldan bu yana ırksal karışım hiç yaşanmamıştır. Dolayısıyla Aryanların neye benzediğine en iyi örneği onlar oluştururlar. Dolayısıyla Hindistan'ın fetihleri kısa sürmüştü. Aryanlar hala tartışma konusudur. Ancak çok sert savaşçılar olduklarını ve atlı arabayı Hindistan Yarımadası'na ilk getirenler olduklarında hemfikiriz. Arabalar savaş meydanına hız ve hareket getirmiş, Aryanların Yarımada'nın büyük kısmını fethetmelerine yardımcı olmuştu. Aryan işgalinden 1000 yıl sonrasına kadar Hindistan'ın birbiriyle sürekli çatışan savaşçı sınıfı tarafından yönetildiğini de kesinlikle biliyoruz. Hindistan'da zengin altın ve maden yatakları vardı. O zamanların en gelişmiş her türlü silahını üretebiliyorlardı. Milattan önceki birkaç yüzyıl civarında yazılmış olan Ramayana destanında kötü adam Ravana, 18 elinde 18 değişik silah taşırken resmedilmiştir. Bir mızrağı, orak şeklinde kılıcı, 3 değişik türde savaş baltası, adını siz koyun, çeşit çeşit. Aslında bu cephanelik Hint ordusunun o zamanlar sahip olduklarıyla aynı. Antik Hint krallıkları savaş sanatında çok ileriydiler. Ve Porus bu sanatta tam bir uzmandı. Şimdi de Hindistan'ı dışarıdan gelen işgalciye İskender'e karşı korumaya kararlıydı. Porus, İskender Hidaspis'i geçmeye çalışırken düşmanını tanımaya vakti var sanıyordu. Ne var ki fena halde aldatılmıştı. İskender, nehrin 25 kilometre yukarısından nehri geçiyordu. 10 bin Yunan piyadesi, 6 bin ağır süvari ve 1000 Asyalı atlı okçu azgın nehrin sularına dalmıştı bile. Fırtına vardı. Gece yarısıydı ve bulutluydu. Dolayısıyla zifiri karanlıktı. Azgın sulara körlemesine atlamışlardı. Dehşet vericiydi. Azgın akıntı Yunanlıların eğreti ve portatif teknelerini savuruvermişti. Bazı askerler yüzeyde kalabilmek için saman doldurulmuş keçi tulumları kullanıyordu. Atlar ya yanları sıra yüzüyor ya da dizginlerinden çekilerek arkalarından geliyordu. Geceydi. Bir nehri geçiyorsanız bu zor bir manevradır. Daha da beteri rüzgarın esmesi, şiddetli bir sağanak gelmesiydi. Ama bu İskender'in işine geliyordu. Rüzgar geçişin seslerini bastırmış, yağmur gözcüleri saklanmaya itmişti. İskender geçiş noktasını doğru seçtiğinden emindir. Ne var ki geçtiği kıyı sandığı gibi karşı kıyı değil, nehrin ortasındaki bir adadır. Nehri geçti. Adayı ele geçirdi ve o adadan karşı kıyıya askerlerini Porus'un gözünden gizleyerek geçirdi. Ne var ki kıyıya vardığında kıyı karşı kıyı değil başka bir adaydı. İlk geçtiği adanın ardında bir diğer adanın bulunduğunu keşfettiler. Yunanlıların önünde yapmaları gereken 2 geçiş daha vardı ve zaman tükeniyordu. İskender kariyerinin pek az taktik hatasından birini işte burada yapmıştı. Geçiş noktasını keşfe çıktığında nehri geçecek yüzücüler göndermemişti. Uzakta bir ada ve arkasındaki karayı görmüş, onu karşı kıyı sanmıştı. Oysa o da başka bir adaydı.
Oturmuş ve Tanrım şimdi ne yapacağım diye düşünüyordu. Su çok derindi. Dolayısıyla ada boyunca aşağı yukarı yürüyüp göğüs hizasında bir su bulup geçmeleri gerekiyordu. Buldular ve geçtiler. Silahlarını arkalarında çekiyorlardı. Yüzdüler ve bir diğer adaya vardılar. Ama gün doğarken tahmin edeceğiniz gibi üşümüş ve son derece açtılar. Nehrin karşı kıyısında bir gözcü durumu görüp atlı göndererek Porus'a İskender'in nehri geçmeyi başardığını ve düşmanın ilerlediğini iletmişti. Porus'un önünde bir ikilem vardı. Gözcüleri İskender'in Hidaspis'i geçtiğini haber veriyordu. Oysa tam karşısında nehrin karşı kıyısında muazzam bir Yunan ordusu vardı. Zekice bir hareketle İskender bir önceki gece kuvvetlerini ikiye bölmüştü. 15 bin kişi karşıya geçmiş, 12 bini geride kampta kalmıştı. Buna oyalama gücü denir. Porus yerinde kalmıştı. Zira İskender'in ana kuvvetinin başında mı olduğu yoksa aldatmaca mı yaptığı kestirilemiyordu. Aldatmaca kuvvetini karşılamaya çıksa karşısındaki ana kuvvetler nehri geçebilir, onu araya alıp klasik örs ve çekiç darbesi indirebilirdi. İkircikte kalan Porus kararını verdi. Nehri geçip gelen Yunanlıları karşılamaya küçük bir kuvvet gönderdi. Ana kuvvetlerini olduğu yerde tutmakla Yunan kuvvetinin karşısındaki kampta bulunduğu ve nehri geçip gelenin küçük bir kuvvet olduğu yönünde kumar oynamıştı. Porus 4000 ağır süvarinin yalnızca 2000'ini ve 300 arabasının 200'ünü düşmanı karşılamaya kuzeye göndermişti. Bu kuvvetin başında Porus'un kendisiyle aynı isme sahip oğlu Porus vardı. Aynı esnada İskender yorgun adamlarını bir araya getirip önde ağır süvari olmak üzere güneye saldırdı. Hemen arkalarında hafif Asyalı atlı okçular vardı. Piyade en arkadan gelmekteydi. Ne var ki İskender Porus'un ağır süvari ve arabalardan oluşan kuvvetlerini gördüğünde durdu. Savaş alanının muazzam baskısı altında askerlerini hareket halindeyken yeniden düzene soktu. İskender zekiydi. Anlık kararlarla saldırı ya da savunmasını bir anda yeniden yapılandırabiliyordu. Porus'un ordusunun düzenini görür görmez ağır süvarisini geri çekti. Çünkü şöyle bir gerçek vardı. Ağır süvari savaş arabalarının karşısında asla avantaj sağlayamazdı. Taktik olarak yapılacak en doğru hareket hafif süvarisini ileri sürüp düşman ordusunu taciz etmek ve onu durdurmak olacaktı. İşte o da tam bunu yaptı. İranlı atlı okçuları ileri sürdü. Bu Pers İmparatorluğu'nun doğusunda savaşırken öğrendiği bir numaraydı. İskender'in hafif süvarisi genç Porus'un küçük ordusuyla birbirine girmişti. İşte Hidaspis Nehri Savaşı da böylece başlamıştı. Milattan önce 336. Hidaspis Nehri Savaşı. Tarihin en kanlı çatışmalarından biri başlamıştı. Büyük İskender'in hafif süvarisi yaklaşan Hint ordusunu ok yağmuruna tutuyordu. Yunan okçusu hafif ve zamanın yüksek teknolojisine sahip yaylar kullanıyordu. Hayvan boynuzlarından ve kaslarından yapılmıştı. İskender'in atlı okçularının savaş tarzı vurkaç şeklindeydi. Vur ve kaç. Zırh giymiyorlardı. Düşmana zırh gerektirecek kadar yaklaşmıyorlardı. Çünkü Hintlilerin okçusu yoktu. Kalın pamuklu sarıklar başlarını koruyordu. Bedenleri ise şaşırtıcı derecede dayanıklı bir zırhla kaplıydı. Herhalde günümüz çelik yeleğiyle kıyaslamak yanlış olmaz. İki kat pamuklu hatta yünlü kumaş hayal edin. Bu iki katın arasında ham, işlenmemiş pamuk doldurduğunuzu düşünün. İster inanın, ister inanmayın, o ham ve işlenmemiş pamuk lifleri bir oku kesinlikle durdurabilir. İskender'in atlı okçusu Hint ordusunu durdurmuş ve hareket üstünlüğünü yok etmişti. Hedefleri Hint süvari saldırısının hızını kesmek ve onları bir araya toplamaktı. İşte bunu başarmışlardı. Bir araya gelip neredeyse hareketsiz kaldıklarında İskender ağır Yunan süvarisini devreye soktu. Onlar da bir araya toplanarak Hint süvarisinin tepesine balyoz gibi indiler. Kopis adeta katliam için tasarlanmıştı.
İleriye doğru eğimli keskin ağzı, aşağı doğru darbelerde azami etkiyi sağlıyordu. Bir zamanlar kasap aleti olarak eti çok iyi kesiyordu. Düşmanları da. Hint atlı arabalarındaki okçular İskender'in piyadesini ok yağmuruna tutuyordu. Ama küçük, bronzla kaplı ağaçtan kalkanlar Yunan piyadesini koruyordu. Hint okçusu etkili olsa da savaş alanının şekli ve durumu İskender'in lehine işlemeye devam ediyordu. Önceki gece yağan yağmur savaş alanını çamurdan bir denize çevirmişti. O ağır savaş arabaları demir tekerleri battığı için manevra yapamıyordu. Çamurda tamamıyla faydasızdılar. Hintliler hem azınlıkta hem de hareketsiz kalmışlardı. 500'e yakın Hintli süvari öldürülmüştü. Savaş arabaları savaşa giremedi. Girebilenlerse hiçbir işe yaramadı. Zaten etraflarında at çevirecek olan süvariye karşı etkili olamazlardı. Ölülerin arasında genç Porus da vardı. İskender, Porus'un gönderdiği öncü gücü tahrip edip yolundan kenara itmişti. Hayatta kalanlar baba Porus'un kampına çekildiler. Ona oğlunun öldüğünü ve İskender'in savaştıkları kuvvetin başında olduğunu bildirdiler ve oraya doğru ilerlediğini. Porus, nehri geçen Yunan kuvvetinin onu olduğu yere çivilemek için gönderilmiş bir unsur olduğunu anlamıştı. Porus'un karşı yakadan gelebilecek bir saldırı tehdidi altında olduğu o anda yaptığı güçlü bir artçı kuvvet bırakarak gelecek olan saldırıyı karşılamaya yönelmek oldu. Ordusunun geri kalanını kamptan çıkartıp İskender'le savaşa tutuşturmak üzere nehir yukarı yürüttü. 3 saat sonra elverişli bir savaş alanında durdu. Yazıtlarda Porus'un ilk sert zemine rastladığı anda ordusunu savaşa hazırladı deniyor. Niye sert zemin arasın ki diyebilirsiniz. Bunun iki nedeni var. Birincisi 200 savaş arabası vardı. İkincisi ise filleriydi. Filler ağırdır ve savaş alanında ayaklarının kaymasını hiç kimse istemez. Porus ordusunu konuşlandırdı. Birkaç kilometre kuzeyde İskender takviye kuvvetlerini toparladı. Hidaspis'i geçmeden önce İskender kuvvetlerini bölmekle kalmamış, ana kampıyla geçiş noktası arasında yedek kuvvetler de bırakmıştı. Önceki gece ordusunu ikiye değil aslında üçe bölmüştü. Yaklaşık 4500 piyade ve 3000 süvariden oluşan takviyeleri taze güçtü. Uyumuş ve dinlenmişlerdi. İskender'in ana gücünün yarısı kadar yol yürümüşler, henüz savaşa girmemişlerdi. Takviyeler de nehri geçip İskender'in ana kuvvetine katıldı. İskender'in komutası altındaki orduya baktığımızda yaklaşık 8000 süvari ve 15 ile 16 binde piyade görüyoruz. Ne var ki İskender'in ordusu fazla yayılmıştı. Süvari ileride ve yorgun, piyadeler saatlerce geride zor bela yürür haldeydi. İskender savaş meydanına yaklaştığında Porus'un ordusunu gördü. Savaşı geciktirmesi gereken bir konuma düşmüştü. Peki ama bunu nasıl yapacaktı? İranlı atlı okçuları aldı ve onları ileri sürdü. Onlar da hat boyunca İleri geri at sürüp ok yağdırdılar. İşte bu an Porus'un saldırması gereken andı. Belki hazır değildi. Belki o anda kafasından saldırgan düşünceler geçmiyordu. Bilemiyoruz. Ama görünüşe göre savaşı İskender'in istediği biçimde kabullenecekti. Porus, İskender'e piyadelerinin yetişip hatta yerleşeceği ve Porus'un savaş düzenini inceleme fırsatını bulacağı kadar bir süre tanıdı. İleri hatta 200 savaş eğitimli savaş fili vardı. Fillerin ardında daha geniş bir hatta 30 bin piyade diziliydi. Her bir kanatta kanatları koruyacak 1000 süvariden oluşan birer alay vardı. İskender'in piyadesi 2-1 kalmıştı. O da savaşı süvari savaşına çevirmek ve piyade çatışmasından kaçınmaya karar verdi. Ancak bir sorunu vardı. Filler. Romalı tarihçi Curtius sahneyi şöyle anlatıyor. Silahlı adamların arasında duran canavarlar,
uzaktan bakıldığında kulelere benziyorlardı. Horus zaten insan azmanıydı. Bir de o canavarın sırtında duruyordu ki filin boyu sanki onunkine eklenmişti. Yunanlı Makedonyalılar filleri hiç büyük gruplar halinde görmemişlerdi. Askerler için sorun yoktu ama sorun atlardı. Atlar filleri daha önce görmemişti. Fillerin kokusu, görüntüsü ve sesleri Makedon süvarisinin atlarını korkudan deliye çevirmişti. İskender taktik planını gözden geçirip süvarisini etkin kullanmak zorundaydı. Aksi halde bu savaş ve Hindistan'ı ele geçirmek için eline geçen bu en büyük fırsat yitirilmiş olacaktı. İskender büyük zorluklarla Hidaspes Nehri'ni geçmeyi başarmış. Küçük bir Hintli öncü kuvvetini yenmişti. Şimdi ise Hint ordusunun büyük kısmına karşı saldırıya geçmek üzereydi. Hint piyadesi Yunanlıların iki misli kadardı. İskender elindeki faydalı gücün Horus'a 1-4 üstünlük sağladığı süvari olduğunun farkındaydı. Tek çaresi süvari savaşıydı. İskender'in savaş alanını değerlendirme ve kendi lehine bir strateji oluşturma yönündeki hızı gerçekten inanılmazdı. İskender 4000 kişilik süvari bölüğünü Porus'un sol kanadına saldırdı. Porus'un toplam süvarisinin gücü yalnızca 2000'di. Ve her iki kanada eşit bölünmüştü. Porus sağ kanattaki süvarisini konumlarından ayrılarak savaş hattının arkasından dolanıp sol kanadı takviye etmeleri emrini verdi. Bu İskender'in beklediği hataydı. İşte şimdi İskender komutanlarından Konus'a emir veriyor ve Porus'un sol kanadına yönelmiş süvarilerden 2000 kadarı aniden yön değiştirip Porus'un artık savunmasız kalmış olan sağ kanadına saldırıyordu. 2000 atlı sağ kanada daldı. Savaşacak kimse kalmamıştı. Onlar da kanadı dolanıp Hint pozisyonlarının ardına dolaştılar. Bu İskender'in taktik dehasından kaynaklanan alışılmadık tuhaf bir durumdu. Konus ve 2000 süvari Hint hatlarının ardında at sürerken İskender atlı okçusuna Hint süvarisini kesintisiz bir ok yağmuruna tutma emri verdi. İskender'in bir sonraki adımı 2000 kişilik seçkin süvarisini çılgın bir sürüşle Porus'un sol kanadına bir sağa bir sola saldırtarak ileri sürmek oldu. Porus'un tepkisi herhangi bir komutanın vereceğiyle aynı oldu. Sol kanadını uzatmaya çalıştı. Sol kanadına sola doğru açılmaları emrini verdi. Bunun anlamı konumlarını terk edip yürüyüş düzeni alıp sarılmayı engellemek amacıyla sola doğru açılmalarıydı. Hintliler sola doğru yürüyüşe geçtiğinde kendisi de hareket halinde olan Konus'a İskender yön değiştirme emri verdi. Porus'un sol kanadı boyunca ilerlemek yerine ani bir dönüşle sol kanadı ana hattan kopardı. Aynı anda bütün cepheyi atla dolaşmış olan Konus savaşın Schwerpunkt yani en kritik anında geldi ve Porus'un ordusunun sol kanadına balyoz gibi indi. Artık Porus tam da İskender'in istediği konumdadır. Sol kanadı dağılmış ve süvarisi yok edilmiştir. İskender her savaşında hep taktik değiştirirken en uygun ve en gerekli yerde bulunuyor gibi görünüyordu. En önemli ansa dışa açılacağına içeri dönmesi. Gediğin etrafını dolaşacağına gediğin içine daldı. İşte bunu yaparken aynı esnada da askerlerinin yanı başında olmak büyük ve ender görülen bir yetenektir. İskender ağır piyadesini Hint ordusunun merkezine doğru sürdü. Ne var ki Porus henüz pes etmeye niyetli değildi. Okçularına saldırı emri verdi. Hint yayı 180 santimetre boyunda dayanıklı ve esnek bambudan yapılmıştı. Onu tam olarak gerebilmek için okçunun onu yere dayayıp ayağıyla desteklemesi gerekiyordu. Devasa boyu ona eşsiz bir atış gücü veriyordu. Kemik veya metal uçları olan okları ise her türlü zırhı delebiliyordu.
Ne var ki hava durumu okçularını yararsız hale getirmişti. Önceki gece yağmur yağmıştı ve binlerce atlının, insanın ve fillerin hareketleri zemini çamura çevirmişti. Hint ordusu yağmur mevsiminde savaşmaya alışkın değildi. Okçuları yaylarını zemine tam dayayamıyordu. Porus en güçlü silahlarının birinden olmuştu. Sol kanadı çöken Porus'un ordusu artık piyade, savaş filleri ve üzerlerindeki okçudan ibaret kalmıştı. Fillerle savaşamazdınız. Filin tepesinde havda denen bir platform vardı. Bu okçu ya da mızrakçı platformuydu. Ayrıca her bir filin etrafında 13 piyadelik koruma çemberi vardı. Ne var ki fillerin bir zayıf noktası vardı, gözleri. Yunan piyadesi hedeflerini belirlemişti. Bir fili kör ettiğinizde olacakları bir hayal edin. Deliye döner. Demek istediğim, bir fil dev bir hayvandır. Kargaşanın içinde İskender, Hint orta hattını dövüp kanadı ezmişti. İki taraflı ölümcül bir saldırının arasında kapana kısılmasına rağmen Porus savaşa devam etmekteydi. Merkez hat kendi içine çökmeye başlıyordu. 10-12 bin asker, hayvanlar, savaş arabaları, eşekler, atlar, her ne varsa hareket edemez hale ediler. Ve piyade onları sıkıştırıyordu. Süvari ise yandan bastırıyordu. Bu tür savaşlarda açık alanda manevra yapabildiğiniz sürece fazlaca kayıp vermezsiniz. Ama yakın çatışmaya girerseniz akan kan dehşet verici boyuttadır. Kaçmanız bile mümkün olmaz. Demek istediğim Hidaspes Nehri Savaşı'ndaki sorun kaçamayıştı. Vahşi bir göğüs göğüse savaş. Hayvanlar doğranıyor, Hidaspis'teki savaş artık iğrenç bir katliama dönüşüyordu. İskender ve Yunan öldürme makinesi Hidaspis Nehri Savaşı'nda Hint ordusunu katletmekteydi. İskender süvarisinden arta kalanları toparlayıp onlara korkmuş, kıvranmaktan başka bir şey yapmayan düşmanın etrafını sarması emrini verdi. Porus'un ordusu bir ölüm tuzağına düşmüştü. Artık kıpırdayamıyordu. 10 bin insan, 8 bin insan tarafından bir mezbahaya sıkıştırılmıştı. Tam bir kapandı. Hayvanların çığlıkları, yaralı bir filin borazana benzer sesi, acı içindeki bir atın kişnemesi. Bir de düştüğünüzde bir at kayar ya da yaralanır ve düşerse, onun üzerinden düştüğünüz anda unutmayın ki eğriniz yok, ezilip ölürsünüz. İnsanlar kılıçla deşiliyor ve kesiliyordu. Sesler ve çığlıklar vardı. Savaş alanı kısa sürede kanla, bağırsakla, insan eti parçalarıyla ve pislikle kaplanıverdi. Ve o koku. Yani demek istediğim, filler yaralandıklarında herhangi bir hayvan gibi dışkılarlar. Onu da hayal etmeniz gerek. Sesler, koku ve insanların korkusu kesinlikle dehşet verici. Savaş başladıktan 7 saat kadar sonra Porus'un ordusu neredeyse yok edilmiştir. Ama Porus'un kendisi hayattadır. Tamamen yok edilmemişlerdi. Ama ordunun 1/4'lük bir bölümü öldürülmüştü. Porus'un kendisi feci bir şekilde yaralanmış olmasına rağmen savaşmaya devam ediyordu. İskender, Porus'un cesaretine ve kesin yenilgiye rağmen savaşmaya olan kararlılığına hayran kalmıştı. İskender Porus'un savaşçı bir ruha sahip olduğunu fark etmişti. Saygı duymaya başladığı bu adamı öldürmeye gönüllü değildi. O nedenle bir elçi göndererek görüşme önerdi. Yunanlı tarihçi Arian konuşmayı şöyle kaydetmiş. İlk konuşan Büyük İskender oldu. Söyle, sana ne yapayım dedi.
Porus tarihi geçen şu sözleri söyledi. Bir krala ne yapılırsa onu. İskender, Porus'un vakar ve gururlu duruşundan o kadar etkilenmişti ki onun kral kalmasına, ülkesine ve tebaasına hükmetmeye devam etmesine izin verdi. Günün sonunda İskender, Hidaspis Nehri Savaşı'ndaki savaşta yine taktik adamdı. Savaş alanını adeta okuyordu. Onun Napolyon'un coup de vue, yani gözün darbesi dediği bir yeteneği vardı. Araziye bakarak, kuvvetlerin konuşlanmasına bakarak çok çabuk bir şekilde kendi lehine olacak taktikleri geliştirmek gibi bir yeteneği vardı. Hidaspis'teki zaferle Büyük İskender Hindistan sınırını aşmayı başarmıştı. Ne var ki aynı zamanda sonuncusuydu da. Hindistan'ın derinliklerine doğru ilerlediği esnada pek çok krallık aralarındaki düşmanlığı bir kenara bırakıp bu yeni işgalciye karşı birleşti. Bir sonraki savaş alanında İskender'in karşısına 300 bin Hintli asker çıkacaktı. Hindistan'ı zapt etme çabası dahilinde bazen İskender'in stratejik haber alma analizinin eskisi kadar iyi olmadığı hissine kapılırsınız. Bunun nedeni Hindistan'da olup bitenin o küçücük Yunanlı ordunun altından asla kalkmasının mümkün olmayan bir uğraş olduğu izlenimidir. Artık İskender'in adamları liderlerinin ihtirasının onları bir intihar görevine sürüklediğinin farkına varmışlardı. Uzun zaman sonra artık havada isyan kokusu vardı. Onları devam etmeye ikna etmek için çabalıyordu. Çok etkileyiciydi. Askerleri sadıktı ama artık yeter diyorlardı. İskender her zaman adamlarının sesini duyardı. Ve bu sefer de sonunda adamlarının sesini dinleyip geriye, güneye dönerek Babil'e, günümüz Irak'ına yöneldi. Ne var ki doğudaki macerası onun canına mal oldu. Tarihte ya da en azından yazıtlarda yazılı olduğuna göre Babil'deyken ölmüştü. En iyi tahmin sıtmadan öldüğüdür. Mısır'ın da firavunu olduğundan cesedi Mısır'a götürülerek orada mumyalanıp kristal bir tabuta kondu ve öyle saklandı. Büyük İskender, tarihin en parlak askeri taktisyenlerinden biri. 33 yaşında öldü. Bilinen dünyanın büyük bir kısmını fethetmişti. Tarihe geçen liderlik yeteneği hala tarih boyunca büyük askerlere isim kaynağı olmaya devam ediyor. 1991'deki ilk Körfez Savaşı'nda General Norman Schwarzkopf, Büyük İskender piyesinden etkilenerek soldan çengel atma stratejisini tasarladı. İskender gibi Schwarzkopf da Kuveyt'i işgal etmiş olan Irak kuvvetlerine güneyden sahte bir saldırı düzenledi. Oysa asıl kuvvetleri günümüz ağır süvarisi olan tankları batıya doğru yüzlerce kilometre yol kat ederek Irak ordusunun sağ kanadını vurdu. İşte o soldan çengel Irak ordusunu resmen saf dışı bıraktı. Çöl fırtınası operasyonu 100 saat içerisinde başlayıp bitti. Bu başarılı bir aldatmaca ve kuşatmaydı. Eminim İskender onunla gurur duyardı. Büyük İskender 11 yıl içinde 36 bin kilometre boyunca savaştı ve bir tek savaşı dahi kaybetmedi. Ama yine de tatminsizdi. Onun önündeki bütün engellere rağmen başarmaya kalkıştığı onca stratejik hedef hala tarihteki en ilginç konulardan biridir. Neden İskender sürekli fazlasını istedi? Neden yeter demeyi başaramadı? Sanırım psikolojik olarak çok meraklı biriydi. Ama belki de geleneksel bir Yunanlıydı. Yunan tarihine baktığınızda Yunan askerleri stratejik nedenlerle savaşmazlardı. Hatta politik amaçları bile yoktu. Bu çok sonraları oluşacak bir amaçtı. Yunanlı olmanın onlara göre bir anlamı yoktu. Öyle bir ulusu yoktu. Peki neden savaştılar? Amaçları onur, şan ve şerefti. İmparatorluklar yaratan, şan ve şerefe karşı doymak bilmez bir ihtirasa sahip olan İskender, Yunan kültürünü bilinen tüm dünyaya yaydı. Yine de daha fazlasını fethetmek isterken ölüp gitti.